Bir saniye, Dilara'nın eski eşi Ahmet Bey telefon attığımızdaymış. Ahmet Bey günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Siz kaç yaşındasınız? Ben 25 yaşındayım. Siz de 25. Yani o 17, siz 19, öyle bir evlendiniz gibi gözüküyor. Aynen öyle oldu. Belli, siz de çok küçükmüşsünüz. Aynen. Şimdi iki tane şey var aslında. Siz yeniden evlenmişsiniz anladığım kadarıyla. Yeni bir hayat kurmuşsunuz. Evet, ben yeniden evlendim. Evet, aslında bu cinayetle beraber sizin adınızın anılması çok anlamlı değildi. Sadece bu yeni, daha geçtiğimiz yaz aranızda bir Evet. eşinizle tartışma çıkmış, anneannenin kolu kırılmış, eşinizin parmağı kırılmış. Tabii şimdi bunlar gündeme gelince ister Evet. istemez acaba aranızdaki bu şiddetli geçimsizlik devam ediyor muydu sorusu da geliyor. Ya o konuda bir şiddetli geçimsizlik söz konusu değil. O zaman benim düğünüm vardı işte. O düğün yüzünden biraz bir tartışma falan oldu işte. İfadelerimizi verdik. O zaman öyle bir kapandı. Ha tamam, siz yeniden evleneceğiniz zaman mı o tartışmalar oldu? Evet, yani düğünüme bir gün vardı o zaman. Anladım. Onun tartışmasıydı aslında anladığım Peki kadarıyla. aynen öyle. tartışmanın sebebi neydi efendim? Yani Anneannenin evliliğinizde. dediğine göre çocuğun kıyafetlerini getirme tartışmasıydı ama Ve düğüne bir bu gün kala evlen gibi. düğününe bir gün kala olan tartışmanın sebebi ne? Onu Ahmet soruyor. Bey'den öğrenelim. Ahmet Bey, sizce neydi tartışma? Yani çocuğun kıyafetleriyle alakalı olmuş olabilir ama yani biz düğün esnasında olduğumuz için yani diyordu ki işte benden başka biriyle evlenmemelisin falan diyordu. Yani biraz da yani hala yedirememezlik gibi bir şey vardı. Yani bir Öyle bir durum kıskançlık mı vardı. Ahmet Bey? Evlenmesine karşı. Yani Evlenmesine öyle karşı. düşünüyordu galiba ama sonradan tabii o da göz yumdu artık. Herkes yolunu seçtin diye düşündü. Ama sizin o zaman evliliğiniz de çok yeni. Benim evliliğim yeni tabii. Yani Yaklaşık 6-7 ama ay. bir sene oldu. He? Yok, bir sene oldu. Bir sene oldu. Evet. Peki bu arada da çocuklarını sık sık görüyormuş. O zaman siz de yani bir şekilde görüşmek durumunda kalıyor muydunuz? Yani çocukları alıp verirken tabii ki de. Peki size ne anlatıyordu? Yani onun hayatına yeni birisi ya da birileri girmiş miydi bu arada? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bana anlattığı bir şey yok ama kokteyli burası küçük bir yer olduğu için tabii herkesten kulaktan duyma haberlerle arkadaşlarımızdan vesaire biz de bir şeyler duyuyorduk. Evet. Erkek arkadaşı çoktu. Çoktu. Yani bir tane erkek arkadaşı değildi. Bir dünya bir çok erkek arkadaşı vardı. Zaten bizim boşanma sebebimiz de buydu. Ama şöyle söyleyeyim ama erkek Evet. arkadaş derken yani kız arkadaşı gibi insanın erkek arkadaşı olması farklı bir durumdur. Özel Hayatına arkadaş özel başka. birini sokması ayrı bir durumdur. Tabii. Yok, özel bir şekilde. Yani o kadar zaten Korteli'deki herkes de bunu az çok biliyor. Ya yani, o yüzden de biraz çevresi ona göreydi. Peki en son mesela görüştüğü kimler var? Yine dediğim gibi size anladığım kadarıyla çocukluktan beri berabersiniz. Yani, en son görüştüğü kişileri bilmiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. En son yani biz sadece çocukları alırken verirken görüşüyorduk. Yani o da çocukları getir Ahmet diyordu. Getirir misin diyordu. Ben götürebilirsem ben götürüyordum. Ben eğer çalışıyor olursam, müsait olmazsam babam götürüyordu. Hayır ama Öyle o şekilde şunun yani. için söylüyorum. Siz de orada Evet. dediğiniz gibi şu arkadaşlar da gittiler. Aslında bu Aha. kızın gömüldüğü yer bile evine 3-4 kilometre uzaklıkta. Yani hemen girişinde bir yer, hani böyle geniş yerlerden bahsetmiyoruz. Ben Korkuteli'ne gitmedim ama civara baktım, gördüm. Dediğiniz gibi küçük bir yer. Yani size Küçük de yer, evet. Ahmet, biliyorsun işte senin eski eşin şunla bunla diye mutlaka laf gelir yani. Aynen öyle. Heh, yani mesela en son kimden ya da kimlerden bahsediyorlardı? Vallahi en son kimlerden bahsediyorlardı? Birkaç arkadaşı vardı ama bu emlakçı bir çocuk vardı. Onunla görüşüyordu diye Emlakçı. duyuyordum. Evet. Veli. Yok, adı galiba Bilal'di. Ben soy ismini falan bilmiyorum ama çocuk da Orada mı olduğu için. emlakçılık yapıyor Bilal? Burada emlakçılık yapıyordu, evet. Anladım. Ya, onun yanında çalışıyordu. Bir emlakçının yanında çalışıyordu. Şimdi o emlakçı ile ilgili anlatılan çok garip şeyler var da oralara geleceğim böyle, çünkü bir emlakçıdan bahsediliyor. İki erkekle beraber gelmiş ama o iki erkek onu emlakçıya sokmamış. Kapının önünde bekletmiş. Evet. Demişler ki işte sen bunu çalıştırır mısın falan. Hatta emlakçı demiş ki o niye gelip de kendisi başvurmuyor.
böyle ifadeleri var. Acaba aynı emlakçıdan mı bahsediyoruz diye düşündüm. Ama bizdeki emlakçıdan... O konuda bir bilgim yok ya. Onu bilmiyorsunuz. Yok, o konuda bilgim yok. Yani şimdi son olarak bir emlakçının yanında mı çalışıyordu bu kız? Hayır, emlakçının yanında çalışmıyordu. Emlakçının yanında çalışan bir çocukla arkadaşlık kuruyordu. Diyorlardı yani bana, evine girip çıkıyorlar beraber falan diye söylüyorlardı. En son o muydu yani erkek arkadaşı sizin bildiğiniz? Ben öyle biliyorum. Ama daha sonra dediler işte bu sosyal medya siteleri var ya. Hı hı. İsim vermeme gerek yok. Orada Snap dedikleri bir şey var. Onu atıyorlarmış. Hı hı. İşte bir burada korkutuyla bir tekrar Emre diye bir çocuk var. Ne diye bir çocuk? Emre. Emre. Emre, evet. Evet. Yani benimle yaşıt aşağı yukarı. Evet. Onunla beraber böyle eğlence mekanlarına falan gitmişler. Oralarda video çekmişler, paylaşmışlar. Ahmet Bey, şimdi siz de yeni evlisiniz. Yani yeni eşinize evet. de bir saygısızlık yapmak istemem. O yüzden şöyle sormak istiyorum sorumu. Tabii ki siz ayrılmışsınız. Evet. Her şey bitmiş. Yani her şey bitmese zaten boşanma olmaz. O yüzden sizin hani Dilara'ya ilginiz var anlamında sormuyorum ama çocuklarınızın annesidir. Küçük yer bu evet. kadar çok dedikodu oluyor. Mesela siz Dilara'ya evet. hiç bu konuda bir uyarıda bulundunuz mu? Aranızda hiç bu konuda bir tartışma geçti mi? Hani Dilara ne yapıyorsun? Hani bak etrafında bir sürü kişiden bahsediliyor. Bizim ortak çocuklarımız var hani biraz hayatına dikkat et falan gibi aranızda bir takım konuşmalar geçti mi? Ya onu bir tek ben söylemiyorum yani. Babası falan da söylüyordur diyorum. Düşünüyorum. Çünkü babası söylüyordu sürekli. O zaman siz de söylüyordunuz. Ya ben söyledim de artık yani bir yere kadar tabii geçmiş zamanda söyledim tabii. En son ne zaman gördünüz Dilara'yı? Çocukları alırken gördüm en son işte. Yani? Yaklaşık 1,5-2 ay oldu yani. Yani kaybolmadan ne kadar önce biliyor musunuz? Kaybolma tarihini inanın bilmiyorum ben. Çünkü burada öyle söylentiler dönüyor ki yaklaşık 10 gün önce çarşıda görüldü. Veya işte 15 gün önce biriyle görüldü diyorlar. Ya aslında ailenin kızı aramamasının da en büyük nedenlerinden biri. Başta da belirttiğim gibi orada gördüm, burada gördüm. Şimdi sizin bir, öyle diyorlar. Sizin bir arkadaşınız varmış Ahmet diye. Bir de çevresine diyorlar ki Denizli'ye gideceğim, Denizli'ye gideceğim diyordu. O da sizin arkadaşınızmış Ahmet. O Ahmet benim Denizli'den arkadaşımdı. Heh. Daha önceden. Yani evlenmeden önceki arkadaşımdı. Sonra nereden tanıştılar? Kimden de tanıştı? Yani Dilara ile nereden tanıştı Ahmet? Şimdi Dilara ile Ahmet'in bir bağı var mı yok mu onu bilmiyorum. Onu ilk başta söyleyeyim. Onunla bir bağlantısı var mı yok mu? Herhangi bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Siz evliyken tanışmışlar mıydı? Biz evliyken tabii. Biz Denizli'de bir yaklaşık bir kış geçirdik. Hı hı. Orada oturduk yani. İkamet kaydettik orada oturduk. Ben orada çalıştım o zamanlar. Anladım. Peki Ahmet Bey sürekli çocuklarını ararmış bu kadın. Yani çocuklarını 1,5 ay aramıyor. Bu size garip gelmedi mi? Garip gelmez mi? Sürekli normalde yani en fazla 2 haftada bir defa alıyordu. Hı hı. Çocukları. Ya alamasa bile söylüyordu. Ben bu hafta alamayacağım çocukları diye söylüyordu. Hayır bu... yani kayıp başvurusu da geç oluyor da yapılıyor da aile tarafından. O yüzden size de soruyorum. Bu beyefendi... Yani, çocukları yani haftada bir veya 2 haftada bir evet. velayeti onda olmasına rağmen benden alıyordu. Yani en son işte ben çocuğu kreşe yazdıracaktım hı-hı. kızımı. Kreşten dediler ki velayeti kimin üzerineyse onun şeyi gerekiyor dediler. Onun gelmesi gerekiyor evet. Evet onun gelmesi gerekiyor dediler. Ben de görüştüm Dilara ile o zaman. Dedim velayetini ver o zaman sen bana dedim. Eğer durumun yoksa dedim. Yok ver vermeyeceğim dedi. Ben dedi evleneceğim dedi. O zaman bakarım çocuklarıma dedi. Evleneceğim dedi. İşte bakın işte evet. önemli olan bu. Kimle evlenecekmiş? Sormadım. Şimdi benim üzerime düşmediği için ben sormadım. Hadi ya ben olsam sorardım valla. Valla artık herkes kendi yuvasını kurmuş. Herkes ya kurmuş kendi... ama müşterek, şöyle bir şey var. Evet ortak çocuklarınız var. Evet. Şimdi diyor ki ben evleneceğim. Çocukların velayeti de bende, ben çocuklarımı yanıma alacağım diyor. Siz de diyorsunuz ki Korkuteli zaten küçük yer. Evet. Yani bu evet. çocuklarınızın da annenin yanında bir başka erkekle yaşaması demek. Yani insan evet. merak etmez mi? Kimle evleneceksin? Yani sormadım. Üzerime düşmediği için sormadım. O konularda bazen terstir Dilara. Yani beyefendi Korkuteli'de mi oturuyor evet. Dilara'yla birlikte? Ona bir sorun var. Boşanmanızın gerçek nedeni neydi?
Boşanmamızın gerçek nedeni neydi? Dilara'nın beni aldatması. Yani yeni olduğu için soracağım. Kiminle? Yani hala onunla beraber mi diye. Yani yanlış anlamayın. Kimsenin özel hayatına girmek değil niyetim yani. Şu an zaten gözaltına alınan kişilerden birisi bu. Evet. Daha önceden Dilara'yla ilk, yani bizim tartışmamızdan dolayı şöyle anlatayım size. Şimdi vefat etti ama arkasından konuşmak iyi olmaz. Yani beni aldatmış. Yok, kimdi yani? Sizi aldattığı kişinin adı ne? Yani bir kişi değil ki. Ama biri mahkemeyle, mahkeme üzerinden kanıtlandı. Ama yani bir kişiden bahsediyorsunuz siz şu anda. Efendim? Siz şu anda bir kişiden bahsediyorsunuz. Hayır, şimdi şöyle söyleyeyim size. Ben, Dilara beni bir kere aldattı ilk başta. Biz bu süreçte bir ayrı yaşadık. Ben o olaydan dolayı cezaevinde... Ahmet Bey, şunun için merak ediyorum. Vallahi kimin kimi, evet, kimle aldattığını hiç umurumda değil. Şimdi sizi, evet, aldattığı bir kişi varsa son, acaba hala onunla görüşüyor mu? Onunla evlilik niyeti taşıyor mu? Yani o kişiyi bulayım diye size soruyorum. Yok, aldattığı kişi de evliydi. Ha, o da evliydi. Evet. Belki boşanmaz şeyine girmiştir, sürecine. Dur bir ara verelim.